Bugün bizi çok heyecanlandıran bir konuğumuz var. Çok sevgili Doğuş Çubuk. Doğuş merhaba. Öncelikle çok teşekkür ederiz bize bu zamanı ayırdığın için. Merhaba, ben teşekkür ederim. Önümüzdeki 20 dakika boyunca Doğuş ile yapay zeka üzerine konuşacağız. İzleyicilerimizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Doğuş, dilersen izleyicilerimiz sorularını yöneltirken biz seni tanıyarak başlayabiliriz. Tabii ben Afyon'da doğdum. Yaklaşık ilk 14 yılını Afyon'da yaşadım. 7 yıl ilçesi Dinar'da, 7 yıl da merkezde. Daha sonra lise için İstanbul'a gittim, Robert Kolej'e. Orada Robert Kolej'in çok güzel bir kütüphanesi var. İngilizce bir sürü kitap var. Orada bir sürü fizik ve işlem bilimi hakkında kitap okumuştum. Beni çok heyecanlandıran. Daha sonra üniversiteye Amerika'ya geldim. Swarthmore College'a. Orada fizik ve elektronik mühendisliği okudum. Daha sonra doktora için Harvard'a geçtim. Cambridge'de. Orada uygulamalı fizik üzerine doktora yaptım. Ve son 5 yılında yaklaşık makine öğrenmesi, yapay zeka ve bunların fiziğe nasıl uygulanabilirliği hakkında çalışmalar yaptım. Daha sonra bir sene Stanford Üniversitesi'ne geldim, Kaliforniya'da. Orada malzeme bilimi, işte bu kuantum mekaniksel hesaplamaları daha sonra pil yapmaya ya da başka malzeme yapmaya nasıl uygularız onu çalıştık. Ve en son da 8 aydır şu anda Google Brain'deyim. Orada da yine hala fizik ve makine öğrenmesi arasında araştırma yapıyorum. Bayağı dolu dolu geçmiş galiba. Biz şu anda nasıl projeler üzerinde çalışıyorsunuz? Biraz onu merak ediyoruz. Şu anda yani benim alanım için çok heyecanlı bir durum. Çünkü bir açıdan fizik bölümü, özellikle benim daha yoğunlaştığım katı hal fiziği çok hızlı değişiyor. Biraz makine öğrenmesi sayesinde, biraz da bilgisayarların ve veri bankalarının büyümesi yüzünden. Bir açıdan da makine öğrenmesi çok genç bir alan. Yani yaklaşık 20-30 yıllık diyebiliriz makine öğrenmesi için ve belki de bu yeni modern yaklaşım 5 yıllık falan. O yüzden yapılacak çok şey var, çok fazla heyecan var. Onun için ben bir yandan fizikte öğrendiklerimi makine öğrenmesine uyguluyorum, bir yandan da makine öğrenmesinde öğrendiklerimi fiziğe uyguluyorum. Yani ben aradayım ve çok güzel bir köprü bu. Şu anda böyle yani. Tamam, teşekkür ederiz. Buse'nin bir sorusu var. Geleceğin bilim ve teknoloji alanlarında yapay zeka nasıl çalışacak? Bu çok güzel bir soru. Tabii ki kesin bilmek çok zor ama benim buna felsefi bir bakışım var aslında. Çünkü hani Francis Bacon zamandan beri yani 1600'lerden beri bilimsel metot insanlık için çok önemli bir görev uyguladı ve bilimsel metot sayesinde birçok teknolojiye ulaştık. Ve bu bilimsel metotta hani ana mantık şu, etrafınıza gözlem yaparsınız. Daha sonra bu gözlemlere göre hipotez üretirsiniz. Daha sonra bu hipotezleri deneyle doğrularsınız ya da yanlış olduğunu ispatlarsınız. Günümüzde o kadar çok veri var ki mesela günümüzde Newton doğmuş olsaydı, şu anda Newton hayatta olsaydı ne yapardı? Bir tek teleskopla Ay'a bakmazdı, aynı zamanda internete girerdi. Mesela Twitter'dan başka bilim adamları ne diyor onlara bakardı. Archive'da bir sürü makale okurdu. Yani gözlem sayısı çok arttı. Peki bu gözlemlerin hepsine bakarak hipotez nasıl üretilir? Bu biraz zor eski metotlarla. Bu yüzden bence makine öğrenmesi çok önemli bir görev taşıyacak. Çok fazla gözlemi yoğunlaştırıp yeni hipotezi üretmemizi sağlayacak bence. Bu yüzden bir tek fizik alanında değil, biyoloji, kimya, belki sosyal bilimlerde bile ben yapay zekanın önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Elinin hayatımızdaki yeri artacak sanırım. Bir başka sorumuz daha var. Makine öğrenmesi üzerine çalışmak için CS altyapısının çok gerekli olduğunu düşünüyor musunuz diye sorulmuş. Şu anda cevap evet ve hayır. Şu açıdan evet. Makine öğrenmesinin en önemli alanlarından biri şu anda çok komplike, çok büyük kod yazmak. Mesela bugün başarılı makine öğrenme algoritmaları genelde birçok GPU üzerinden çalışıyor ve kodlar genelde karışık. Bunları yazan insanlar bilgisayar bilimi art alanı çok iyi olanlar. Yani o açıdan çalışmak isteyenler için bilgisayar bilimi okumak çok önemli. Ama aynı zamanda benim gibi diğer bilimlerden gelip, mesela fizikten, matematikten, uygulamalı matematikten gelen çok kişi var. Onlar da farklı bir alandan bakıyorlar tabii. Onlar daha çok teorik, daha çok araştırma alanında.
o kişiler için de aslında bilgisayar bilimi öğrenmemiş olmak çok da büyük bir sorun değil. Yani şu anda makine öğrenmesi ikisinin için de açık. Ama tabii ki mutlaka biraz bilgisayar bilimi çalışmak gerekir. En azından hani Python nasıl yazılır? Python biraz daha basit bir programlama dili. En azından Python yazabilen ve yeni dilleri çabuk öğrenebilen araştırmacılar lazım. Ama bilgisayar bilimini çok iyi bilen, uzmanlığı bilgisayar olan araştırmacılar şu anda sadece bölümün yarısı gibi. Mesela benim şu anda Google Brain'le birlikte çalıştığım araştırmacıların yaklaşık yarısı fizikçi ya da matematikçi, kimyacı. Diğer yarısı bilgisayar bilimci. Anladım. Sizin de eğitim hayatınızda aslında çok farklı disiplinler görüyoruz. Bunun size katkısı oldu mu? Evet, bu da çok güzel bir soru. Çünkü yani günümüzde çok fazla farklı alan var ve bu alanların aslında çok ilginç etkileşimleri var. Bu etkileşimler genelde kaçırılıyor. Çünkü farklı alanları anlayıp ikisindeki önemli noktaları birleştirmek aslında çok zor. Mesela bunun için hem biyoloji hem fizik öğrenebilip daha sonra bu ikisinin ortasında güzel bir şeyler yapanlar çok orijinal fikirler ortaya çıkıyor. Ben de şansıma bu aslında bir tek benim için değil. Bu genelde Türk ve Yunan fizikçiler için çok gördüğümüz bir şey. Genelde Amerika'da hem elektronik mühendisliği okuyorlar hem fizik okuyorlar. Bu galiba Türk anne babaların işte mühendislik de oku, mühendislik okumazsan işe yaramazsın falan diye baskısından. Mesela benim doktora hocam da Yunan. O da aynı şekilde elektronik mühendisliği okumak zorunda kalmış. Ama elektronik mühendisliği okurken ben hani farklı fikirlere maruz kaldım. Bu çok güzel oldu. Mesela sinir ağlarını orada öğrenmiştim. Genetik algoritmaları orada öğrenmiştim. Ve bu da belki benim makine öğrenmesine geçişimi kolaylaştırdı biraz.